Efendim, sıradaki skecimizin adı Fakirin Yüzü Gülür Mü? Benim gülüyor. Nerede? Benim ya, gülüyor dedi benim ya. Benim gülüyor. Canım benim, hoş geldin. Bir gariban bir arkadaşımız var. Zengin bir arkadaşının evine misafirliğe gidiyor ve olaylar gelişiyor. Şimdi bu skeci izleyeceğiz. Emin, Oğuz ve Cenan birlikte yazdılar. Fakirin Yüzü Gülür Mü geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Geldim, geldim. Hoş geldin kanka. Hazır. Hazır. Yürü. Ağzına vurdum ben seni. Ne oğlum, benim Kıvanç. Ha. Kanka aklım gitti ya. Ya ne öyle korkuttun beni de ya. Konsept bu kanka. He. Kostümlü yeni yıl eğlencesi. Sende kostüm yok mu? Ben kaza giydiğime şükrediyorum kanka. Ha tamam, neyse ayarlarız ya. Gel. He. Sıkıntı yok. Eyvallah. Vay vay vay. Maşallah. Gel gel, ayakkabılarını da gir. Kanka şu ev kirlenmesin. Ha yok ya, ayakkabıyla gir, bir şey yok olmaz. Yok kanka, ben komple girmeyeyim, eve yazık ya. Ne alakası var? Gelsene. Yok yok, bari ayakkabıyı çıkarayım. İçim rahat etmez ha. Kanka yerden ısıtma bozuldu, ayakların üşür. Vay be. Yerden ısıtma ha. Güzel. Zenginlik güzel ha. Biz de sürünüyoruz kanka. Ne alakası var? Oğlum senin adın bile Kıvanç. Benim adım ne? Ramazan. Ne kadar güzel ismi var oğlum. Bunun isimle ne alakası var zaten? Zenginlik. Selam, hoş geldiniz. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Arkadaşlar, sizi Ramazan'la tanıştırayım. Merhaba. Selam bro. Ben Berk Ramazan. Ben de Buğulam Su. Berk Ramazan. Berk Ramazan. Evet, iki dedemin de adını koymuşlar. Evet. Ramazan olan deden fakir olan mı? Evet, sen nereden biliyorsun? Al işte. Al işte oğlum ya. Ben hep bunu biliyorum ya. Yani. Denk gelmiştir oğlum. Yok oğlum, denk gelme yok. Yalnız dostum, kostümüne bayıldım. Evet. Aslında ben maskeye bayağı bayıldım. Çok korkunç ya. Ya hep çığlık maskesi değil mi? Hayır. Kızım saçmalama, testere bu. Yalnız bu benim kendi yüzüm. Sen kimden üzülüyorsun? Testere kaç milyon gişe yaptı? Ben yaptı da bana mı yaptı ya? Tamam, tamam. Toparlamaya çalışırsam tüy dikeceğim, o yüzden susuyorum. Sus. Güzel. Biz ne yapalım? Oyun falan mı oynayalım ya? Olur, olur. Kollar nerede? Aa, ama fakirsin diye. Kolların burada. Saçmalama. Senin kolların var ve çok güzel kollar. Tamam mı? Tamam. Çok, çok iyi odun taşıyorum ben. Onu mu diyorsun? Mal. Ve oyun oynayacağız ya, onu kullanıyor. Ha, diyorum. Joystick diyorsun. Joystick. Evet, İngilizce. Ha, yok o, bizde yok. Hay Allah ya, tamam ben o zaman açayım mı? Ne olur. Tamam, hadi. Siz geçin şöyle. Sen televizyonu aç. Heh, tamam, alın şunları. Ne karakter seçeceğiz. Ha. Tamam mı? Ben Federer'im. Ben Şarapova'yım. Ben Nadal'ım. Ben Real Madrid'im. Kanka tenis oynayacağız. Ona göre birini seç. Tamam o zaman, Hülya Avşar. Kanka ben sana bulacağım birini, merak etme. Tamam, tamam o zaman açıyorum. Televizyon nerede kanka? Görmüyor musun oğlum? Kocaman televizyon. Aa, Ali'ye açık kalmış. Eser Yenenler. Ali'ye de. Kaçıncı sezon oğlum? Bayağı büyümüş lan. Şuradan ayarladık. Şimdi tamam, kanka, okay. Birebir oynuyoruz, tamam mı? Karşıda karakter var. Bu şekilde oynuyoruz. Okey. Tamam. Abi istersen şöyle yapalım. İlk oyunu biz Buğulam Su'yla oynayalım. Aynen. Sen de izlemiş olursun, öğrenmiş olursun. Tamam, tamam. Güzel, süper. Hazır mısın? Okay. Hazırım. Okey. Başlıyorum. Başla. Yes be! İşte böyle yenerler adamı, anladın mı? Tebrik ederim, çok iyiydin. Ne demek? Tamam güzel, ya. Kolay sıra bize gel. Tamam, kolay. Gel. Başlıyorum. Tamam, başlıyorum. Federer, şu bileği görüyor musun?
gidelim, deli herhalde. Bence de ya. Nasıl yendim ama? Oğlum nasıl yendiğini gördük. Ne yapıyorsun ya? E niye oğlum? Bıttır su da öyle yaptı. Bıttır su ne lan? Bıttır su değil, Buğlem su. Onun bir ismi var ve çok güzel bir ismi var. He, çok iyi. Heh, kız öyle raketi kaldıramadı diye öyle oldu ya. Ya tamam kanka, ben bu zengin oyunlarını anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum ya. Gerçekten. Bana iyi gelmiyor ya. Bana bir patik ver de ayaklarım şişti. Kanka bizde patik yok. Tabii. Kıvancı'nın evinde patik ne arasın? Patik aramaz tabii. Zengin oyunları, zengin isimleri, tuhaf tuhaf adetler, yerden ısıtmalar. Adın Kıvanç ama patik, no patik. Yes Şarapova, no patik. Patik yok. Kanka saçmalama no istersen. Senin kan şekerin düştü. Bir şeyler yiyelim, kendine gel. Aa, yok yok kanka, ben şimdi beceremem ya. Oğlum yemek yiyeceksin, neyi beceremiyorsun? Kanka siz şimdi çubukla mubukla yersiniz, olmaz. Oğlum Japon muyuz biz, niye çubukla yiyelim? Ne bileyim oğlum. Allah ya. Ramazan Bey. Ha yok, bana Ramazan desen yeter. Ha yok ya, bizim uşağın adı. Oğlum uşağın adı bile Ramazan ya. Tesadüf ya, çok iyi biri. Ramazan Bey, bize bir şeyler getirir misiniz? Buyurun beyim. Beyim mi? Yok, lordum anlı. Efendim? Yok abi, bir şey, şey yok. Bir şey yok, bugün... Ne yiyeceğiz acaba? Sunar mısınız? Sunuyorum. Miostama, siestama, Urfa mara kesta kestama. Miostama, siestama, Urfa mara kesta kestama. Miostama, siestama. Sunuyor. Urfa mara bir acısız mı acaba? Buyurun efendim. Oh. Hocam ben... Bunun büyüsünü bilmiyorum ya. Şey, böyle merco yok mu? Merco garajda. Tabii sizin merco garajda. Bunu demiyor. Turuncu mercimeği diyor. Ha, bizim merco siyah. Yok, bu hafta bizleri İtalyan mutfağından Kobe eti bizleri selamlayacak. Masamızı şenlendirecek, bulunduğu yerde ahenk ve neşe saçacak. Adeta etkileşime gireceğiz ve mutlu olacağız sanki masamızda olmasıyla Kobe etinden. Bu mu yapacak bunu? Öyle küçümseme Kobe etini. Bak, benim dedemin bir lafı var. Yemezsen Kobe etini, yersin kaba etini. Ne adamdı ya. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çok hadi güzel şakaları var. Tat. İyi, bir tadına bakayım o zaman. Şu elle alabiliyoruz değil mi? Kürdan zaten. Ye işte şurada, kürdan ver. Çok beğeneceksin, eminim. Ne oldu? Oğlum Allah belanı versin, biz yemek yemiyormuşuz lan. Lezzet denen şey meğer insana zevk veriyormuş lan. Ya amma abarttın kanka sen de ya. Lan neyini abarttın oğlum? Oğlum bu et değil, bu keyif verici madde lan. Lan ben polisi arasam sizi 20 yıl içeri alırlar oğlum. Bu ne lan? Siz nasıl bir hayat yaşıyorsunuz lan? Bu ne lan? Oğlum siz bu nasıl bir hayat yaşıyorsunuz? Şey yok. Ne oldu oğlum? Lezzet zehirlenmesi yaşıyor çocuk. Zehirlenme mi? Tamam, özel hastaneye yok, yürü. Yok yok yok. Özel yok. Ben... Ben yeşil kartlıyım. Öyle şakalar yapma. Hay Allah ya. Emin misin bak Ramazan? Demin yat motoru gibi titriyordun. Ne motoru? Yat, uçak fark etmez. Oğlum örneğin benzetmem bile zengince ya. Ramazan! Ramazan içeride içeriden senden servis bekliyor lan. Sen neredesin ya? Efendim kusura bakmayın. Hemen gidip içeride ilgileneceğim davetlerle. Lütfen. Miyastama, siestama.
Destayı bir yukarıda bırakmış gerekiyordu. Yanlış döndü giriyor. Oğlum ne kadar şık olmuşsun be aşanlar. Teşekkür ederim babacığım. Siz de çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıştırayım arkadaşım Ramazan. Benim beyimden nasılsın bakalım? İyiyim ağam. Ağam mı? İçimden geldi başkanım. Aa, merhaba çocuklar. Merhaba anneciğim, hoş geldin. Bugün çok şıksınız. Mersi. Sizi arkadaşımla tanıştırayım, Ramazan. Aa, memnun oldum çocuğum. Necmiciğim, sen de buradaymışsın. Evet canım. Nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İçin inşallah. Çok ya. Teşekkür ediyorum. Ben de seni iyi gördüm. Siz yeni mi tanışıyorsunuz? Ben çok çalışıyorum, çok emek sarf ediyorum işlerime, güçlerime. Hayatım işim oldu. Çok zaten görüşemiyoruz, nadiren görüşüyoruz. Görüştüğümüz nadir zamanlarda da bunu yaptık işte. Demek ki bizim aile işsizlikten altı çocuk yemiş. Kıvanç'ım, şöyle biraz oturur musun? Babam ve ben seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Kesinlikle. Demek öyle ha. Yine konuşacağız. Tabii anneciğim, dinliyorum. Biliyorsun ki yeni yıla giriyoruz ve yeni yıl yeni başlangıçlar demek. Bu nedenle yeni yılda senden bambaşka biri olmanı istiyoruz. Demek sizin istediğiniz gibi biri olacağım ha? Senin yeni için istiyoruz bunu. Senin yeni için. Bütün arkadaşlarından itibatını kesileceksin. Tamam Ramazan iyi. Ramazan kalsın. Ramazan kalma. İyi çocuk. Tamam ama bütün evlatını gittiği yerde hepsini değiştireceksin. Baba ben o insanlarla mutluyum, anladın mı? Ben gidip Nedim abiyle batak atarken çok mutlu hissediyorum kendimi. Allah'ım, Nedim diyor, batak diyor. Sakin ol. Sakin ol. Dedi. Bana bak. Sen çocuk değilsin artık. Şirketin başına geçeceksin. İstemiyorum şirket falan. Benim hayallerim var. Müzik yapacağım. Kolay değil. Kanka. Bence müziği yine hobi olarak yaparsın. Bence sen şirketin başına geç. Efendim neredeydi bu? Ya. Neredeydi bu şirket acaba? Acaba işte. Baba kekke. Baba kuş falan yutmuş. Çocuk takip etsin. Asla. Bir daha söyle anlasın. Yavrum sen anlamıyorum, sen hep anlamıyorum. Siz kuş falan yutmadınız değil mi? Kendim Arabistan. Arabistan diyoruz. Arabistan falan da istemiyorum ben. Hem orada zaten bir müdür yok mu? Var. Onu kovacağım, seni koyacağım. Nasıl gülüyorsunuz ya? Ya baba 25 yıllık adam nasıl kovulur ya? Hem adam çok başarılı, Oxford mezunu. Bense Cambridge. He? Adam dereceyle bitirmiş, ben 4. oldum. Ya 25 yıldır gece gündüz çalışıyor adam seni sadece zengin yapabilmek için. Konu kapanmıştı, konu kilit. Yok, öyle de demeyelim de babası. Şey diyelim, bu adamı da işinden etmeyelim de sizin bir sürü şirket vardır, birinin başına koyuverseniz. Aslında bir tane daha var ama onun da şartı var. Ne şartı? Haznedar oğullarının kızı Su'yla evlenmen gerek, biliyorsun. Evet. Olur, evlenir. Olmaz. Olur. Ha, olmaz. Kıvanç'ım, Su'yla evleneceksin ve Haznedar Holding'in başına geçeceksin. Zaten ben çağırdım kendisini, birazdan gelir. Ay çok iyi yapmışsınız anneciğim. Ya. Hayatım biz de geçelim. Ne dedi o? Ne dedi, bir şey dedi. Size anne diyebilir miyim? Hayır. Bu zenginler de çok net ya. Hayatım biz içeri geçelim, oradaki misafirlerimize ayıp oluyor. Doğru söyledin. Çok gülerek gidelim ki burada eğlenceli bir şey konuştuğumuzu sansın. Ha! Ya Feridun, aldın sen la! Ne ya? Ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum. Oğlum, şşt! Sayemde var ya, kaptın ha kızı. Hadi izin ha. Ya istemiyorum diyorum ya. Lan neyini istemiyorum? Şunu gerilip sana var ya buradan bir koyacağım. Bütün bedenime vuracağım ha sana ya. Oğlum ben senin yaşadığın hayatı yaşamak için var ya nelerimi verirdim lan? Nelerini verirdin? Akbil var. Ama en skodu şey oldu, onu yeniden tanımlamak. Geçemiyorsun ya. Yani. Tamam madem bu kadar istiyorsun, ol o zaman. Nasıl olayım oğlum? Bir sana bak, bir bana nasıl olayım? Niye? Tamam işte gel. Bugünlük bir günlük benim yerime geç. Oğlum deli misin? Anlarlar ya. Nasıl anlasınlar? Kızı da sen al işte.
Zaten kızla tanışmadık ki. Beni bilmiyor. Ben de onu bilmiyorum. Tamam. Nasıl bir şey? Yok o kanka olmaz olmaz. Olur ya bir şey olmaz. E tamam o zaman olur. Sen de dünden niyetliymişsin. Tamam al şimdi sen müfelerini. Kirlenmesin o. Ya saçmalama gel. Tamam al. Tak önünü. Sıcakmış ha. Tabii lan. Ne kadar tatlı oldun bak. Sağ ol. Tamam. Bir günlük sen kıvançsın bu kadar. Aha. Heh su geldi. Damacana mı içsin? Oğlum su su kız geldi. He he. O zaman kapıyı ben açayım mı? Aç. Kıza bu öyle... kollar böyle buradan çıkıyor değil mi? Bu yok yani değil mi? Yok. Bu. Tamam ben açayım. Tamam. Kıza da bıttım su falan deme ha. Tamam. Ah. Hoş geldin Su. Ben Kıvanç. Merhaba. Ben Su değilim. Asistanıyım. O Su Hanım geliyor. Vallahi mı diyorsun oğlum asistanım? Öyleyse su nasıl bir şeydir acaba ya? Selamun aleyküm. Hayırdır abi? Ne vardı? Canım merhaba, ben Lebrisu Haznedaroğulları. Sen de Kıvanç olmalısın. Kıvanç, Kıvanç o. Bayağı Kıvanç, ben asistanıyım. Bana bak. Sen benim kertiğimsin. O nasıl? Kertiğim nedir hanımefendi ya? Lan neyini anlamadım? Beşik kertmesi işte. Çocukken bizi kertmişler. Başka bir kelime mi bulsak acaba? Sen ne istersen onu diyelim. Kızılderelim benim. Asistanlar bizi yalnız bırakın. Yok yok bırakmayın bırakmayın. Oturalım biraz bir toplu sohbet edelim. Şöyle sohbet edelim. Buyurun. Buyurun. Oturalım canım o zaman. Mesela bana anlatır mısın hobilerin nelerdir? Hobilerim. Zenginlik. İşte yerden ısıtma üstünde 5 saat durabiliyorum. Ondan sonra tenis çok severim. Her hafta Hülya Avşar'la tenis bıttırıyoruz. Yok artık Hülya Avşar. Bundan sonra benimle tenis oynarsın. Çin malınla dalım benim. Siz neler yapıyorsunuz? Fakirlik. Akbilim var. Ama HES kodu yok. Kazakları severim. Kollarım var. Enteresan. Değil mi? Hadi lan saat 12'ye geliyor. 12'de öpüşeceğiz. Kalkın. Ne öpüşmesi ya? Ha bizde öyle bir gelenek vardır yani. Sizde öyle bir gelenek vardır. 12 oldu mu bir kere öpüşülür ama masumca. Sen yine de kendini şartlama. Bizimki ateşli de olabilir. Yok yok. Şimdi bu eşleşme olmadı. Bu yanlış oldu. Şöyle yapalım. Sen buraya geç. Şöyle olsun. Biz böyle olduk. Böyle olmadı ya. Bence biz ikimiz, siz ikiniz iyi ya öyle. Bu şey... Tamam ben gözü karartıyorum. Sen geç oraya. Biz ikimiz, siz ikiniz. Bir de dudağını yalıyorsun lan. Ne yapıyorsun oğlum? Hazırlanıyorum. Ya saçmalama ya. Tamam öyle de olmadıysa o zaman şey olsun. Ben tekim. Bununla da yapamıyorum hiç. Yeni yılın kutlu olsun. Lan zorlama işte. Bizim kaderimiz bir. Biz patronuz, onlar asistan. 10 saniye kaldı. 10, 9, 8, 6, 4, 2, 0. Oğlum 2 sayıyor ya. Lan bunlar bayağı güreşiyor. Hayır hadi sayıyoruz. 3, 2, 1. Durun. Ben zengin değilim ya. Ben fakirim. Adım da Kıvanç değil, Ramazan. Ne? Ya biliyordum ya. Böyle Kıvanç mı olur zaten? Ya ben bir an bile olsa böyle bir zengin şeyi yapayım dedim de ama olmadı abi yani. Bu ne biçim hayat oğlum ya? Yani senin kimle tanışacağına, kimle kalkıp oturacağına, hatta oğlum senin kimle evleneceğine bile karar veriyorlar ya. Yok abi ben bunu istemiyorum tamam mı? Böyle yani kısıtlı bir zengin olacağıma ben böyle özgür bir fakir olayım ya. Vallahi böyle iyi ya. Vallahi ben böyle iyiyim. Gram etkilenmedi. Ben de bana da bir boş ama geldi. Ama beni anlamanın sonunda sevindim ya. Ben de boş geldi. Biz ne olacağız? Lebriz'cim, Su Haznedaroğulları mı? Haznedaroğulları. Bıttım su de geç ya. Tamam, he. Bıttım su.
Senin kertin Kıvanç, tamam mı? Sizi ikiniz kertin. Hay Allah, öyle mi oldu ya? Ay. Merhaba, mutlu yıllar. Ya. Asistan Hanım. Bu da bir garip. Biz ikimiz şey olduk, eşleştik. Maalesef. Olmaz mı? Neden? Çünkü ben de fakirim. Nasıl ya? Ne fakir? Nasıl oldu ya? Neyini anlamadın lan? Fakir o, fakir o. Ben bir günlüğüne de olsa onun hayatını yaşamak istedim. Yani sizin gibi yalan söyledim. İyi bok yedin. Yani siz şimdi su hazneder... Evet. Merhabalar, ben de Kıvanç Körükoğlu. Lan ben yine bununla eşleştim ya. Kaderinden kaçamazsın. Gel lan buraya. Gel, öpeceğim lan seni. Gel lan buraya. Ama öyle olmaz. Evin içinde koştun ya. Çok güzel hareket diyenler. Vay vay vay. Zil diyenler. Kimdi yazarın? Biziz. İşte Cenan ve Oğuz zile gidiyor. Müthiş. Kendileri yazdılar, kendileri oynamadılar. Bu da ayrı bir gurur değil mi? Yani eseriniz sahnede oynanıyor. Nasıl izlediniz arkada? Zıplaya hoplaya, hadi şöyle böyle. Çok eğlenceliymiş ya. Çok ben iyi. Bundan sonra oynamayacağım. Gerçekten yani. Siz bu iki tipi sahnede mi buldunuz? Çünkü siz oynarken o kadar şaşırdı ki Evliya ile Emre, değil mi? Abi anlamıyorum. Ah falan yapıyor ya. Provada o gülüş falan yok muydu mesela? Çünkü en az benim kadar şaşırdı Emre. Aa, yani böyle bir karakter mi var diye. Çok iyi. Evet, burada bulduk. Çok iyiydi. Dün gece galiba saat 2:30-3 falan. Buldunuz, Emre'ye haber vermemişsiniz ama anladığım kadarıyla. Asla, ben korktum ilk. Çok güzel valla. Evet, ne dersiniz Oya Hanım, ne demek istersiniz ki sevgili? Çok sevdim, çok güldüm. Tebrik ediyorum, şahaneydiniz çocuklar, çok güzel. Evet. Çok güzel hareketler, şahane bir şekilde. Devam ediyor efendim. Çok güzel hareketler bu.